Sayın Başkan, hayırlı pazarlar. Yine bugün pazarın haftası. Evet, siz de evet başkansınız. Tabii ki bir seçim geçirdik ve seçim sonucunda da yeni başkanımız Sayın Neşet Çakır başkanlığa oturdu. Usulen de sizler dediğimiz gibi ziyaretlere gittiniz. Tabii ki bu ziyaretlerde neler konuşuldu çok önemli bir bilgidir. İlk olarak biliyorsunuz seçim öncesi ve seçim sonrası değerlendirmeli olur. Seçim öncesinde evet biliyorsunuz işte parti başkanları veya adaylar sizlere geldiler. Bir takım vaatlerde bulundular. Tabii ki siz burada pazarcılar başkanı olarak, dernek olarak evet bu projeler sizleri ikna etti mi? Önce onunla başlayalım. Evet, teşekkür ediyorum öncelikle. Adım Resul Genç, Pazarcılar Derneği Başkanıyım. Hı. 2010 yılından beri aktif bir derneğimiz var. 2010 yılından beri de çeşitli vaatlerde bulunuldu bizlere. Ama maalesef bugüne kadar ciddi bir adım atılamadı. Geçtiğimiz seçim atmosferinde de bütün adayları en iyi şekilde ağırlamaya çalıştık burada. Evet. Kendilerinin vaatlerini dinledik. Güzel vaatler oldu, dinledik. Ama icraat noktasında ciddi bir adım atılacak mı, atılmayacak mı önümüzdeki günlerde göreceğiz. Tabii ki seçilmiş başkanımızı ziyaret ettik. Evet. Biz Rize'nin 6 ilçesine de gittiğimiz için bütün belediye başkanlarını da ziyaret ediyoruz. O da güzel. Yani evet. Artık bütün ilçelerdeki başkanları evet, ziyaret ediyoruz. Hopa'ya kadar hizmet veriyoruz bizler. Yani evet. Aynı zamanda pazarı da temsil ediyoruz diğer ilçelerde. Evet, tabii. Yani böyle bir misyonumuz da var. Neşet başkanımızla güzel bir muhabbet oldu. Hem hayırlı olsun ziyareti oldu hem evet. De yapacaklarımız hakkında görüş alışverişi yaptık. Güzel şeyler olacağına inanıyoruz. Çünkü güçlü bir adayı seçtiler. Her iki aday da, üç aday da güçlüydü. Bunların projelerini yerine getireceklerini, sözlerini tutacaklarına ikna olduk. Biz de tabii dernek olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. Maddi, manevi, teknik olarak bütün şeylerden yardımcı olacağız. Bilmiyorum artık. Zaman gösterecek. Şu anda daha çok erken bunlar konuşmak için. Sayın Başkan, peki siz dernek olarak ne söylediniz? Yani istekleriniz yeni başkan artık seçildi. Evet. Yeni başkandan istekleriniz nedir? Yer konusunda nedir? Evet. Nasıl bir yer? Evet. Yani bu teklifi mutlaka getirmişsinizdir. Yani siz bir teklif sunmuşsunuzdur. Evet. Başkan da mutlaka önüne koymuştur. Evet. İşte olur olmaz. Neler yani sizin teklifiniz nedir? Evet. Başkandan gelen teklifler nedir? Var mı öyle bir şey? Onu paylaşalım. Evet. Önemli olan o. Tabii ki. Evet. Bu ziyarette konuşulan konulardan biri kapalı pazar yeri sözünü bizzat kendi hatırlattı. Ben size böyle bir sözüm oldu evet. Diye. Ve bize teklifi şuradaki terminal bölgesindeki o bölgeyi boşaltıp pazar yeri yapmaktı. Evet. O biraz şehrin dışında kaldığı için biz oraya biraz sıcak bakmadık doğrusu. Evet. O üçüncü ihtimal olmasını istedik kendisinde. Evet. Bizim talebimiz şu pazar yerinin arkasında oluşan. Evet hemen göstereyim evet, Sayın şu, Başkanım. Evet hemen başkanların şu andaki evet. İsteğini gösteriyoruz. Şuradaki atıl alan. Şöyle evet. Evet şuradaki atıl alana böyle uzay çatı şeklinde evet. Bir yapı istiyoruz. Çok evet. Da bir şey değil. Zaten Ankara Yeni Mahalle Belediye Başkanı da bu konuda destek olacağını söyledi. Birinci ihtimalimiz bu. Biz bu tarafa kayarak evet. Buradaki araba yolunda açmış, açmış olacağız. Ve diğer günlerde otopark olarak değerlendirilebilir. Pazartesi ve Perşembe bizler burada pazar kuracağız. Evet. Diğer günlerde otopark olarak yine değerlendirilebilir. Pazarında otoparka ihtiyacı var. İkinci olarak da Sayın Milliyetçi Hareket Partisi adayı Bora Haberal'ın bir teklifi oldu burada. Evet. Şu top sahasının millet bahçesine kaydırılarak evet top sahasının evet. Buradaki alana bir tablo atarak hem otopark hem pazar yeri olarak evet, değerlendirilmesi güzel, evet. Bu öneriyi de Sayın Başkan'a sundum. Sundunuz. Evet. Evet. Bunun da değerlendirilmesini istedi. Güzel. O kendisi de bize bunu değerlendireceğini söyledi.
ve biz oradan umutlu bir şekilde ayrıldık. Evet. Kendisine yani, teşekkür ediyoruz. Her türlü destek de vereceğiz kendisine. Evet. Yeter ki bizimle alakalı, mesleğimizle alakalı olumlu bir adım atılsın. Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın teşekkür Başkan. Ederim. Yani sizin zaten sıkıntılarınız belli ama bu sıkıntıyı işte ilk konumda siz burayı istiyorsunuz. İşte evet. Olmadı. Halı sahanın orasını yani suni sahanı evet. Veya evet. Terminal olarak yani herhalde evet. Başkanımız ve meclis değerlendirecektir. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, sağ teşekkür olun. Teşekkür ediyorum. Çalışmanızda kolaylıklar diliyorum. Evet değerli izleyicilerimiz gördüğünüz gibi pazar yerinde başkanımızla tabii ki röportaj yaptık çünkü gerçekten 2010 yılından beri işte burada bu çalışmalarını yaptıklarını ama gördüğünüz gibi daha güzel bir ortam istediklerini söylediler. Evet başkanla konuşmalarını dile getirdiler. Ayrıca bütün tüm başkanlara evet sadece pazara değil evet tüm başkanlara da tek tek giderek sıkıntılarını anlattıklarını söylediler. Gördüğünüz gibi bugün buranın pazarı işte pazar yerinin durumu bu. İnşallah pazarımız daha modern bir daha modern bir söz verildiği gibi pazarına ulaşır. Sayın Başkanım son kez bir şey söylemek ister misiniz? Evet. Şunu evet. Da söylemek isterim ki bu yapılacak hizmetle pazarın iki sorunu birden ortadan kalkmış olacak. Evet. Hem otopark sorunu hem de pazar yeri sorunu ortadan kalkmış, ortaya kalkmış olacak. Yani en azından evet. Başkanımız iki sorunu da ortadan kaldırmış evet. Oldu. Evet hem pazar yeri hem de otoparka bir çare bulunduğunu söylüyor. Evet başkanımızla yapmış olduk röportajı gördünüz. Biz de hizmetlerin takipçisiyiz. Evet biz de inanıyoruz ki pazarımız çok güzel şeyler evet kazanacak olacak. Şimdilik hoşça kalın.